Kısa fasılalarla yürüttüğü başkanlık dönemleri her zaman sıkıntılı, dalgalı, bazen de fırtınalı süreçlere rastlamış ama her seferinde toplumumuzu sakin ve güvenli limanlara yanaştırmayı başarabilmiş bir kaptandı. Kişiliği de Türkiye'mizin esenliği ve ilerlemesi yolunda olağanüstü gayretler gösteren gerçek bir yurtsever olarak ülkemize ve toplumumuza hizmeti de asla unutulmayacaktır. Vensiyon abimin korkuları yok muydu? Tabii ki korkuları vardı. Vensiyon abimin ön yargıları yok muydu? Tabii ki ön yargıları vardı. Fakat Vensiyon abimin bunları aşabilecek kadar kuvvetli bir özgüveni ve karşılık beklemeyen muhteşem bir kalbi vardı. Ve onların ona verdiği güçle Vensiyon abi bütün bu sevgiyi, hepimizin sevgisini kazanmayı bildi. Bizleri o yollarda bizlere yürümeyi öğretti. Bizimle birlikte yürüdü. Önümüzde yürüdü. Daha sonra önümüzde, arkamızda geçti ve önünde yürümemiz için billere yol açtı. İşte böyle bir dev bizim Vensiyon abimizdi. Ve bu şekilde bizim cemaatimizi toparladı ve hepimiz bugün tek bir cemaat olarak Vensiyon abimizi anıyoruz. Vensiyon abim sessizliğe ve kapalı bir ortamın içine çekildi. Ve bu zaman içinde her ne kadar hepimiz... İnsanlığa yapılan hizmetler vefasız kalır diye bir ifade kullanılır genelde. Burada babamın cenazesi başında bunun tamamen bir yanlış ifade olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Onu uğurlarken yalnız değiliz. Onu uğurlamaya hazırlanırken de yalnız değildik. Kimileri en geç haftada bir onu ziyaret etti. Kimi şofar sesini bizim Yahudilik'teki çok önemli bir sembolümüzdür. Şofar sesini duymamasına kıyamayıp her Rosh Hashanah, her yılbaşımızda eve gelip akşamüstü şofar çaldı. Kimi bizleri sürekli arayıp hal hatır sordu. Bayramlarda unutulmadı. Doğum günlerinde unutulmadı. Sinagoglarımızda sıhhat duaları asla eksik olmadı. Kimi bu huzuruna vedalaşmaya, onu güçsüz halde görmeye dayanamadı. Ona olan sevgisi uzaktan bizlerle mutlaka paylaştı ve ona iletti. Öncelikle aile, devamında da protokol mensupları alanı terk edeceklerdir. Lütfen orta koridoru boşaltalım.